Marşı bizim milli bir marşımızdır. İstiklal Marşı'nın yazılmasından biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl yazılmış? Düşman Yunan topları Polatlı'dan sesi duyuruyor. Birinci İnönü Savaşı sıralarında milli bir marş yazılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bir meclis açılmış, yeni bir devlet kuruluyor. Bu devletin de bir İstiklal Marşı'na ihtiyacı var. Mecliste karar çıkıyor. İstiklal Marşı'nı yazan şaire 500 lira ödül verilecek. 500 lira o zamanın parasıyla. Şimdinin parasıyla karşılaştırırsak 3 tane milletvekili parası ediyor. 3 tane milletvekili maaşı ediyor. Ve 724 tane eser yazılıyor. 724 tane eserden hiçbiri milli marşa layık görülmüyor. Bunun üzerine o zamanın Maarif Bakanı, şimdinin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Akif Ersoy'un yanına gidiyor. Eline bir kağıt kalem alıyor. Başlıyor yazı yazmaya, şiir yazmaya. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey bunu yaparken Mehmet Akif Ersoy, "Sayın Bakanım ne yapıyorsun?" dediğinde, "Ne yapalım üstad? Milli Marşı şairlerimiz yazmayınca 724 tanesi de hiçbiri bu devletin Milli Marşı olarak kabul görmediği için Milli Marşı yazmak bana nasip oldu." diyor. Eline yazarken Mehmet Akif Ersoy da diyor ki, "Olur mu üstadım?" diyor. "Biz varken sana Milli Marşı yazmak yakışmaz. O zaman yaz." diyor. "Yazmam. Çünkü ödül var. 500 lira ödül konulmuş. Ödül olan bir şeyi ben yazmam." Mehmet Akif Ersoy'un haline bir bakalım. Taceddün dergahında kalıyor. Sırtına bir elbise giyecek, pardüsen alacak parası yok arkadaşlar. Arkadaşından ödünç alıyor, gecesi biri giriyor. Gündüzü de Mehmet Akif Ersoy meclise çalışma yaparken gidiyor. Bu şartlarda ödülü kazanacağını bildiği halde "Ben parayla marş yazmam." diyor. "Peki nasıl yazarsın üstad?" dediğinde, "Ödülü kaldırırsanız marş yazarım." Ve Hamdullah Supi Bey söz veriyor. "Sen yaz yeter ki ben kaldıracağım." Şubat ayıdır. 1921'in Şubat ayı. Ve hemen o meclisin, eski meclisin Ankara'ya gidenler varsa, tahta kürsüsü, bizim köylerde okuduğumuz o sıralar gibi oturuyor sıralara. "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen asır." Başlıyor. Ama ödül kalkmaz şartıyla söz veriliyor. Ve akşam Taceddün dergahında tahta ranza var. İki katlı ranza da kalıyor. Şimdiki milletvekillerimiz gibi değil. Ve gece birden uykudan uyanıyor. "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sev gibi bendimi çiğner aşar." Gece. Biraz önce anlattığım Seyit Onbaşı var. Topu sürmüş, gemileri batırmışlar. Göğüs göğüse, süngü süngüye savaşlar olmuş. Bakın dipnotlar anlatacağım bu ara içerisinde. Savaşta siperler 8 metre. Akşama kadar savaş olur. Akşam veya ikindinde beyaz bayraklar çekilir iki taraftan da. Yaralıları her taraf geri geri alacaktır. Bu arada yaralıların alınırken Mehmetçiğin bir tanesi çok yaralıdır. Yarasına, oradaki otlardan yarasına basmış. Yanındaki Fransız askeri de yaralı. Fransız askerinin elinde bir tane yaşlı kadın resmi. Resmini görünce kendi yarasına otunu basmış ve gömleğinden çıkarmış, o gömleğini yırtmış. Fransız askerinin o yarasını sarmaya çalışıyor, kanını durdurmaya.
bunu görenler, özellikle Fransız general anlatıyor bunu, bu olay karşısında dona kaldım. Tercümanı vasıtasıyla sordurmuş. Niye kendin yaralıyken düşmanınla biraz önce savaştın? Fransızla niye yarasını sarıyordun? Verdiği cevap çok basit. Onun elinde bir resim vardı. Yaşlıca bir kadın. Ve annesi olduğunu tahmin ettim. Benim ise geride bekleyen hiç kimsem yok. Hiç olmazsa o kurtulsun, annesine kavuşsun. Bakın, böyle bir ulvi milletin, böyle bir askerliğinin çocuklarıyız biz. Kendi yarısına ot! Arabistan çöllerinde, orada savaşan askerlerimize elinde Kur'an-ı Kerim, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, elinde Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okur ve askerin moralini yüksek tutmaya çalışır. Medine yakınlarına geldiklerinde bir vahada asker mola verir. Mehmet Akif abdestini alır, Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. O arada komutanına bir telgraf gelir. Ve gelen telgrafı komutana okutturur. Hepsi bayram eder. Telgrafta şu söylenir: 18 Mart 1915'te düşmanı Çanakkale'den geçirmedik ve Çanakkale geçilmez diye tarihe yazdık. Kutlu olsun diye bir telgraf gelir. Bunun üzerine Mehmet Akif hüngür hüngür ağlar ve elinde bir kalem, beyaz bir kağıt üzerine oturur ve o gölgede, o andaki hurma ağacının gölgesinde şu boğaz harbi nedir diye başlayan, biraz sonra arkadaşlarımızın söylediği şiiri yazar. O müthiş şiiri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Savaşları'na katılmamıştır. Ama yazdığı şiirle bilmeyen insanlar hakikaten o Çanakkale'de savaştı zanneder. Öyle bir duygu yüklü bir şiir yazmıştır ki bu şiiri Mehmet Akif Ersoy'un Safa adlı kitabı var. Orada Asım bölümünde bulursunuz. İnşallah bir nebzede olsun. Manevi duygularla yüklü bir şekilde buradan ayrılırız ve dernek başkanımız da bizlere bir Çanakkale gezisi düzenler. Orada iyi bir rehber bulmaya ben söz veriyorum, üniversitede görevli bir kişiye. Orada daha güzel bir şekilde bu Çanakkale'yi yapacağız. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Sayın çok değerli hocamıza, bize böyle duygu yüklü bir akşam yaşattığı için gerçekten teşekkür ederim. İnşallah rüya olmaz. Allah nasip etti. Ben hacca gittim. Şimdi geliyorum da. Haçtan döndüğümden bu yana bu akşam kadar duygulu bir gece yaşamadım. Hakikaten böyle şeylere ihtiyacımız var. Hocamın önderinde bu akşam bu duyguları yaşadık. Kendisine teşekkür ediyorum. Araya girmek istememiştim ama biraz önce ben söylemeyi unuttum. Çanakkale gezisiyle ilgili programımızı. Biz daha önce istişaresini yaptık. Mart ayında Çanakkale'de çok aşırı derecede bir yoğunluk olacağı yönünde istişarelerimiz olduğu için Nisan'ın ortalarına doğru bir dönemi düşünelim dedik büyüklerimize yaptığımız istişarede. 27'sindeki eğlenceli toplantıda burada Bursa'daki grubun yazılımını yapacağız. Allah kısmet ederse 9'unda da 9 Nisan'da köyde olacağımız için köyden katılacak komşuların da listesini çıkarıp kesin tarih konusunda bir şey söylemiyorum ama büyük bir ihtimalle 17 Nisan'da da Sayın İbrahim Hocam'ın burada vereceği konferansı da birleşsin diye büyük bir ihtimalle belki 15 Nisan Cumartesi akşamı gidilip Pazar günü dönülür. Köyden gelecek büyüklerimiz de hem bir gün burada istirahat edip Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine de burada katılır. Böyle güzel bir program tamamlarız diye düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimalle Nisan ayının 16'sı gibi
Boğaz abi ne olur? Var mı ki dünyanın işi? En kesit orduların yükleniyordu dördü beşi. Tepeden yol olarak geçmek için Marmara'ya kaç dolan mayra sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca kavşut ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bugün Avrupa'nın delirir yırtıcı bir yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kayılıyor kum gibi mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklim cihanın duruyor karşısında, Avustralya'ya beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var, vahşetler denk. Kimi hırlı, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tayinata zuldür Brezilya. Çanakkale. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış bak duruyor peygamber. Rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara. Sabretinden titresin yeniden doğu ve batı. Ve ebedi kurulsun Allah'ın saltanatı. Ufukları kaplasın bayraklarımız al al. Göklere zafere çizsin vahşi bir kartal. Kahramanlar büyüsün masalda der misali. Eğilsin öpsün gökler canım nazlı hilali. Ordularım kulağa çıksın akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşında bütün şerefler şanlar. Dağma telif etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde sönmeyen bir sefeti sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahnalara düşmeyin. Helal olsun bu yolda varım yoğun her şeyim. Volkan gibi ne bakmış, ne susmuş, ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm.
mihrabım. Ruhları tutaşıran bir ateş mihrabım. Sinnesinde bir meslin saatına zafanlar. Kahrolsun, kahrolsun hap dururken yabancıya tapanlar. Neredesin, neredesin? Çık zuhurem, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa oğlu Hakk'a yüksel, tecelli et de Tuğra. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan garp olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu. Hakikat istiyorum, hakikat. Hakikat istiyorum. İlk hareket Ulucanlı. Siz ikiniz verdiniz ilk araya. Geziyor, ölümsüzleştiriyor Mustafa. Evet, evet. Sağ olun, gel. Teşekkür ettik. Ebedileştireceğiz. Bize canları ve kanları pahasına kurtarıp emanet eden aziz şehitlerimizi, ecdadımızı, atalarımızı ziyarete gidiyoruz. Bizler bu şuur ve bu idrak ile yola çıktık. İnşallah kazasız belasız, sıhhat ve afiyet içerisinde yolculuğumuz devam eder. İnşallah yarın bu sıralarda geriye dönmüş oluruz. Çarpışma devam ederken işte Türk askeri bu inleyen, yaralanmış, inleme durumunda olan subayı kucaklar ve aşağıda olduğu için bu bölümü atlıyoruz, zaman kaybına neler oluyor. Kara Yürük Deresi Şehitliği diye işte bu 27. alayın 5 Nisan günü her yıl törenler yaparlar. Yine Anzak Koyun'da yaptıkları gibi bu bölgede de tören yaparlar. Ve içerisinde ilginç olan bir hikaye var, hemen onu anlatıyorum. Bir tek çam ağacı görüyoruz. Anıtın arkasında işte bir yaralı Anzak askeri ölme anındayken elinde kanlı bir kozalak tutar, arkadaşına der ki bu kozalığı götür evimizin bahçesine ek diye vasiyet eder. Çam ağacı olur. Sonrasında onun kozalığı... Zeynep gelsene güzel. Gir Mustafa'yı çekme. Çıkma. Mezunlar hepsi buraya savaşa geldiler. 12 bin civarındaki kişi işte şu tepenin ardında savaşa hazırlandılar. Aynı gece bu bölgeye sundular onları, cepheye verdiler. Ve bu tabi 10 bin kadar zayiat verilmesine sebep oldu. Çünkü bunlar alanı tanımıyorlardı ve de yorgundular. Ve zayiatın artmasına sebep oldu bu. 10 bin kişi şehit oldu bu bölgede. Bomba sırtı diye tabir ediliyor bu sırtın ismi. Ve az önce gördüğümüz bir şehitlik var aşağıda, 5. grup. Diğer araçta anlattım, onlar için de söylüyorum. Ve aşağıda, onun aşağısında bir şehitlik daha var. Şu bayrağın olduğu yerde. İşte bu 57. alay şehitliğinin komutanı
Hüseyin Avni Bey orada yatmaktadır. O bölgeden düşünün yukarılara kadar 57. alay bu sırtlarda görev yapmıştır. Özelliği de şudur 57. alayın. Bir dahi neferi sağ kalmamıştır. Hepsi şehit olmuştur. 370 civarında askeri mevcuttur bunun. Hepsi şehit olmuştur. 25 Nisan'dan savaşın... En yüksek tepe vardır burada. Koca Çimen Tepe denilen yer. 305 rakımlı tepe. Yani deniz seviyesinden yükseklikleri bunlar. Buraya niye geldi? Çanakkale deniz savaşlarında İstanbul'a geçemeyen düşman, yenilen, geriye kaçan düşman, Boğaz'ı işgal edebilmesi için önce Gelibolu Yarımadası'nı karayı işgal etmesi lazım. Planlar öyle yapıldı, arabada söyledim. Ve kara parçasının da en önemli stratejik noktalarından bir tanesidir Conkbayırı zirvesi, yani bu bölge. Zirvedeyiz artık. Şimdi az sonra gideceğiz gözetleme yerleri, Conkbayırı denilen esas zirveye doğru. Bu bölgeyi işgal etmesi lazım planlarında. En yüksek tepe elde edilirse zaten alçak tepeler rahatlıkla alınır. Çünkü oraya hakimsiniz siz. O nedenle plan böyle. Ama öğleden sonra veya biraz sonra gideceğimiz bir yer var, Alçıtepe Köyü. Alçıtepe taraflarında da biraz daha oralara hakim olan, bundan daha alçak bir tepe vardır. Gözetleme tepesi, orası da teras bir yerdir. Fakat kendisini biz ancak konuşursak, bakarsak, tanıtırsak tanırsınız. Alçaktır ama üzerine çıktığınız zaman o bölgeye gerçekten hakim olduğunuzu görüyorsunuz. 25 Nisan sabahı Giremedik Anzak koyununda İngilizler buraya ilk defa kendi askerlerini değil ve Avustralyalı kişilere bizim Cesaret Tepe'den iki tane bataryamızdan yapmış olduğumuz topçu saldırımızda sabahtan saat 10'a kadar onları durdurduk ve arkasından onlara yeni birlikler aşağı yukarı 4000 kişi olmak üzere takviyeli olarak geldi, çıkartmaya devam ettiler ama öyle bir yere çıkartmayı yaptılar ki kendileri komutanım bizi buraya çıkartmayın tamamımız burada ölüyor diye geriye bilgi vermelerine ve geri gitmelerini istemelerine rağmen gemiler yakıldı veya dubalar yakıldı, gemiler geriye döndü, geri gelemeyeceksiniz, işgal etmek zorundasınız, size takviye birlik vereceğiz diye durdurmaya devam etmişlerdir askerlerini orada ama Cesaret Tepe'den bizim gücümüz, topçu birliklerimiz, sahra anneciğim burada askerler bunları kazıyorlar. O zaman böyle çam ağaçları falan yok. Kazıyor sadece ve toprak olarak giriyor içerisine. Kendisini saklıyor. Sığırak. Kendisini saklıyor. Kendisini alıp düşmanı gözüküyor. Biz buna siper diyoruz. Bunlar aynı yerlerde sonra da kazıldı ve çamlar kondu yerine bir yaşmasın diye. Evet. Benden göçmesin diye. Yani o zaman... Osman, Osman. Hadi oğlum adam. Gel Lebli Batlı gel. Tamam gel Ömer sen de söyle. Çıkacağım.
Toplu tabancalar. Bu zamanın toplu tabancalar. Mataralara kurşun mu girmiş? Mermi var. Evet, evet, evet. Bu kadar büyük müydü ya? Şimdi birlik işaretleri. Burada da şehit mektubu var. Ayağı içinde, kemik içinde değil mi ayakkabının? Parçalanmış. Aleyküm selam. Eğerler dikiş makineleri o zaman silahlar. Bir Kur'an-ı Kerim parçası var. Kur'an-ı Kerim parçası. Kanlara bulanmış üniforma bak burada. Şunu çek Kur'an-ı Kerim parçası. Onu çektim abi. Hı-hı. Anzakların üniforması var. Anzaklar benim iş var. Bunlar da İngiliz bir üniformaları. Fransız üniformaları mavi. Yanında şehit olan Orman Bölge Müdürü ve gözlükleri takip. Bunun heykeli yapmış. Özellikle bu Sarıyer'de ve diğer genel hastanelerde tedavi gören askerler konusunda istatistiğe göre %4.7'si tedavi olabilmiştir. Diğer %4.7'nin dışındakiler tamamıyla kaderine terk edilmiştir. Özellikle bu sergi yeri mahallelerinde, cepheye yakın olan bölümlerde bu çok gözlenmiştir. Savaş süresince kanaması çok olan, yarası ağır olan askere sen şurada yatıver, şurada bekleyiver, sana daha sıra var şeklinde oyalayarak aynı şarkıda, türküde de söylendiği gibi ölmeden mezara koydular beni dercesine onu şehadete ermesi için bir kenarda bırakarak tedavi verilmeden o şekilde beklemesi söylenerek bu durumlar çok cereyan etmiştir bu bölümde. Çünkü istatistiğe göre tahminen yüzde
5. Ne demek bu? 100 kişiden 5 kişisi tedavi olabiliyor. 95. Burada gördüğünüz koyun ismi Ertuğrul koyu. Bu bölgeden İngiliz askerleri yine kuzeyde anlattığımız gibi Anzaklar çıkarma yapıyordu. Bu bölgeden de İngiliz askeri 3 koldan. Birisi Ertuğrul koyu, diğeri X ve Y koyları var. Üst kuzey tarafında Tekke koyu ve Zığındere diye isimlendiriyoruz Türkçe isimleri. 3 koldan İngiliz olmak üzere daha önce abidenin orada bulunan Morta koyu ve Kerevizdere'den de 2 koldan Fransız askeri, yani güney cephesine 5 yerden aynı gün ve aynı saatte 25 Nisan 1915 tarihinde gecenin 4.30'unda yine Anzaklar'da olduğu gibi çıkarma yapılıyor bu bölgeye. Yine şu gördüğümüz koya İngiliz askeri ilk anda 3000 kişilik bir kuvvetle çıkarma yapıyor. Açıkta büyük gemilerini demirleyip küçük filikalarla asker çıkarıyor bu bölüme. Yine sol tarafta koya bakarsak denize doğru girme taşlıklar görüyoruz 2 adet. Bu taşlıklar savaştan kalmadı. Bu çıkarma yaptıkları küçük gemileri, kömür gemilerini batırarak, üzerine taş atarak ray sistemi döşediler ve ağır makinalarını, mühimmat, cephane artı her türlü gereçlerini bu bölgeye çıkardılar. Çünkü artık geri dönmeyecesine bu bölgeye gelmişlerdi. Savaşı kesin kazanacaklarını inanıyorlardı. Dolayısıyla her türlü özel eşyasına kadar getirmişlerdi bu bölgeye. Fakat Yahya Çavuş ölüm mangası olarak kıyılar zayıf tutulacak planı üzerine liman monsen dersin. Bu bölgede de yine kıyı şeridinde Yahya Çavuş ve 67 Türk askeriyle birlikte şu tepeyi tutuyordu. Yine kalenin içinde bir takım mevcut idi. Orada da bir takım. Yine bu sahil şeridince devam eden takımlar ölüm mangası olarak düşmanı karşılamak için bu bölgede görevde bekliyordu. 3 Kasım 1914'te arkamızda gördüğünüz o üçgen tepe Bozcaada'dır. Düşman donanması demir attı ve bu bataryaları ilk önce 3 Kasım 1914'te susturdu. Kalenin önünde bir sarı taşlı bir anıt görüyoruz. İlk şehitler anıtı. Burada işte ilk bombardımanda 3 Kasım 1914'te 81 er ve 5 komutanı şehit olmuştur kale içinde. Orada şehitliği bulunmaktadır. Bunlar savaşın dışında cereyan eden olaydır. Savaşın başlama tarihi 19 Şubat 1915'tir. 3 Kasım 1914'te iki taraf birbirine savaş kararı almamıştır. Sadece İngiliz ve Fransız donanması haince bu şehitlerimizi meydana getirmiştir. Kale o günden kalmadır. Hiçbir tamirat görmemiştir. Bu hale getirmişlerdir. Görüyoruz Settimbayır Kalesi'ni. Yine karşıda Kum Kale var tam karşısında. O da aynı dönemde Fatih'in annesi Valide Hatice Sultan tarafından 1400'lü yıllarda yapılmıştır. Akabinde 19 Şubat 1915 itibariyle Boğaz Savaşı Çanakkale Boğazı'ndan geçmek suretiyle başlamıştır. Ve düşman donanması iki hat olarak plan çizmiştir. A hattını oluşturan gemiler İngiliz donanması, B hattını oluşturan gemiler ise Fransız donanmasına aittir. Plana göre B hattını oluşturan gemiler Boğaz'ı ilk önce geçecek. A hattındaki İngiliz gemileri uzun menzilli atışlara sahip olduğu için sağlı sollu bataryalarımızı tahrip edecekti. Bu plan üzere 18 Mart 1915 tarihine kadar 35 defa Boğaz'ı geçmek için deneme yaptılar. Fakat hiçbirinde de başarılı olamadılar. Bunlarda etkin rol oynayan Nusret Mayı'nın karşıda bulunan karanlık limana bıraktığı 26 mayın ve Seyit Onbaşı'nın daha sonra göreceğiz bacasından vurduğu Ocean zırhlısını batırmasıyla bardağı taşıran son damla olmuştur. Ve 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi olarak tarihe geçmiştir. Akabinde düşman artık denizden geçemeyeceğini anlayınca işte buradan az önce anlattığım gibi 5 koldan artı kuzeyde Anzaklar olmak üzere 25 Nisan 1915 tarihinde sabah 4.30'da bu bölgeye ve diğer kuzey bölgeye... Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdini ve vefidna ilel hakkı ve ila tarikim müstegim. Bi berekatı hatamatı Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.
Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya garina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sıratu nura ve minen nâri sitran ve hicâba ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, müstakillen maliki olan yüce Allah'ım! Ülkenin uzak köşelerinden ecdadımızı hatırlayarak bizlere 90 küsür yıl önce kanlarını, canlarını akıtarak bu güzel vatanımızı hediye eden bu şehitlerimizin baş uçlarında toplanarak onların ruhlarına okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini, Yasin-i Şerif hatimlerini, salavat-ı şerifeleri ve kelime-i tevhid hatimlerini dergah-ı uluhiyetinde ma'al kusur vel kusur kabule karin eyle Allah'ım. Amin. Hasıl olan sevapları önce Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifelerine tarafımızdan acizane fakirane fakat halisane olarak hediye ediyoruz, sen kabul eyle Allah'ım. Amin. Yine bu okunan sure-i celilelerden ve dualardan meydana gelen bir cümle ecru mesubatı evveli Hazreti Adem aleyhisselam, ahiri bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bir cümle enbiya-i izamın, evliya-i fıkhamın da ruhlarını hediye ediyoruz, sen vasıl eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'i ta başlangıcından şu ana bizlere kadar elden ele, dilden dile, gönülden gönüle aktararak bizlere kadar ulaştıran bir cümle Üstad Efendilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab, cephelerde küffar ile çarpışan, hudut boylarında nöbet tutan, din, namus, vatan, iman, bayrak, ezan söz konusu edildiği zaman en aziz bildiği canını dahi feda etmekten geri durmayan ve yarın huzurullah'a kanlı elbiseleriyle çıkacak olan ve başlarına toplanmış olduğumuz şehitlerimiz ve bin cümle şehitlerimizin de ruhlarına ithaf ediyoruz. Sen onların ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ülkemizin nice köşelerinde buraya gelmeyi arzu edip de imkanları ve zamanları müsait olup da gelemeyen kardeşlerimizin de bu şehitlerimize, bu beldenin insanlarına selamları var. Bu selamları burada onlara iletiyoruz. Sen bunları kendilerine vasıl eyle, kavuştur Allah'ım. Ya Rab, biz ne desek, neyi söylesek yine hakkıyla ifade etmekten aciziz Allah'ım. Sen bizlerin hata ve kusurlarına bakarak bizleri muahize eyleme Allah'ım. Sen rahmetinle, mağfiretinle muamele eyleyip bizleri her türlü bela, kaza ve her türlü arazi ve semevi belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Haydi Bursa, 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 Bursa! Haydi Bursa, Bursa! Nereye gidiyor abi? Bursa, Bursa, Bursa! Evet, tam bırak şey dolmasıydı. Oradan evlere gidiyoruz ve selam verdikten sonra Çanakkale'ye
آمين.
العالمين دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
gelişini yıl dönümü olarak kutlamış olduğumuz Kutlu Doğum Haftası ve aynı zamanda Mevlid Kandili dediğimiz 9 Nisan gecesi ve Gönevel ayının 12. gecesinin aynı ayın, aynı haftaların içine tekabül etmesi münasebetiyle gerçekten dünya üzerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakışmaya gayret eden insanların gayretleriyle kutlanmaya çalışılan çok güzel bir Kutlu Doğum Haftası faaliyetlerini izliyoruz. Televizyonlarımızda olsun, değişik kurumların, değişik cemiyetlerin ve işte gördüğünüz gibi geçen hafta pazar günü köyümüzde Allah razı olsun bütün köylülerden hem bir sosyal faaliyet hem de bu manevi havayı hem köyde temsil ettirdiler hem de burada temsil ettirmeye gayret ediyorlar. Allah-u Teala bu gibi hayırlı işleri daim eylesin. Bu işlere emek verenlere hem dünyada hem de ahirette bahtiyar eylesin. Bizlere de bu işin içinde böyle bir görev tevdi edildi. Bizim için büyük bir iftar kaynağı oldu. Allah-u Teala daha iftar edecek pek çok işleri cümlemize yapmayı nasip eylesin diye bu temenni ve dualarla başlıyor. Hepinizin mübarek kandilini Kutlu Doğum Haftası tebrik ediyorum. Şimdi biz okulda Kutlu Doğum'la ilgili bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektup yarışması yapmış öğrencilerimiz arasında. Onların içinden seçtiğim bir öğrencinin mektubunu okuyarak başlamak istiyorum. Gönlümün gülü, ya Resulallah, ne zaman bir Muhammed dense bir gül açıyor içimde. Huzurunda ebediyen durmak, gönlümdeki özlemi, gülü ve bütün varlığımı senin huzuruna sunmak istiyorum. Tek amacım, seni düşünürken aklıma hep bir şey gelir. Ancak sana olan sevgimi böyle anlatabilirim. Bu üç düşündüğüm şeyden birincisi seni beni kıskandırıyor. Evet, kıskanıyorum. Çünkü ben senin gözünden bile sakınıyorum. Ya Resulallah, sen onlara hep gönlümün dilleri dermişsin. Ama ben sana diyorum. Sen benim gönlümün en derin, en geniş, en gizli yerine sakladığım gülsün. Sen benim gülümsün. Ben senin güllerini yani Hasan ve Hüseyin'i kıskanıyorum. Ya Resulallah, sen bir gün Hasan ile Hüseyin'e sizler benim bu dünyada iki reyhanımsınız demişsiniz. Torunlarınız sana reyhanın anlamını sordu. Ya Resulallah, şimdi üç şeyden ikincisi ise senin birden kapıyı çaldığını ya da odada belirdiğini düşünmek. Ben bir gün sen gelirsin diye bir bakıyorum. Bu gül asla kurumaz, asla bakılmasa bile ölmez. Çünkü öyle sihirli yerdedir. O çiçeği senin yerine koyuyor ve onunla her gün tek başıma konuşuyorum. Size olan sevgimi onunla paylaşıyorum. Onu da bir gün kapımı çalarsam hemen ayaklarına kapanır ve gönlümün gülü hoş geldin, al gülünü. Yani canımı kalbimi al Habibim diye seslenirim. Düşündüğüm üçüncü şey ise, üçüncüsü de sana duyduğum özlemdir. Ya Resulallah, o güzel yüzünü görmek, o güzel kokunu içimde hissetmek istiyorum. Ne zaman bir Mekke'dense kalbim hızla çarpmaya başlıyor. Bir heyecan söylüyor bedenimi. Düşünüyorum, doğduğun, büyüdüğün o temiz şehri ya Resulallah. Bir kere gülüm dediğin, gülümü görsem, bir kere gülüme dokunsam, koklasam ya Resulallah. Gel Habibim, gel, gel artık, bitsin bu hasret, bu özlem ya Habibim diyerek sonlandırmış. Sevgisini ve hasretini Resulullah'a. İşte bu sevgi ve hasret sizleri de burada buluşturan bir olay. Uzaktan, yakından, kapından gelenler ya Muhammed, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi, iki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi, ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi, nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?
Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller karardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti anardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtlıklar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'nin siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftanda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyinin türbesine türbedar oldu iyi. Nişanlar sakat çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal umuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların tepeyi. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşalttık sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşanlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervaza ve güvercinler. Ruhlar karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatih. Hacer-i Esvet taşını yerine koymak için kimlere yarışırlarken, hatta artık silahların kıttan çıkacağı bir sırada en sonunda şu karar alırlar. Derler ki birisi hakem olsun, yoksa biz kavga edeceğiz. Sen koyacaksın, ben koyacağım. Niye? Çünkü bu taşı oraya koymak şerefli olana aittir ifadesi vardır. Ve işlerinden demişler ki, kim Kabe avlusuna gelirse bize o hakem olsun. O ne derse onu yapalım. Böyle sırada Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Herkes sevinir. El Emin geldi denir. Yani çünkü kendisine Emin, güvenilir Muhammed ismi verilmiştir. O da sırtından hırkasını çıkarır ve üzerine Hacer-i Esved'i koyar. Her kabile reisine bunu uçuna tutturarak yerine kadar götürür ve yine Hacer-i Esved'i kendi eliyle alır, yerine koyar. Burada tabi önemli olan şudur ki Hacer-i Esved gibi bir taşa hiçbir müşriğin elinin değmeden yerine konmuş olması enteresan bir olaydır. Beyin Fırahi dediğimiz 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde ise Nurdan Hira mağarasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu arada ilahi grubumuzun 40 yaşında diye bir şiiri vardı. Allah Azze ve Celle, ya Resulullah, alemlere rahmet, hayatı geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sen yönetmiyorsun. Sana tutarlı olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor. Beni saat yorumda. Biricik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık. Ayrılmıyor başucundan ve insanlar yağmur dağılıyor. Amirken yıldızlarla görüşürüz. Yeryüzünde bir gölgeliyim. Seni güneşten korumak için. Oysa biricik bulut gökyüzünde sana restur, sana hükmün. Ve dua verenler daha bir kucağındasın. Dünyalar güzel gözlerine bakıyor daha iyi.
dualda. Ama sen unutmuyorsun. Uğurda canlarımız feda, o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O biricik bulut gelişine bakıyorsun. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları yiyor. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geri sevdiğini. Çoğusu bilmiyor. 6 yaşındasın. Medine'yi münevvere oğlundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliği hissediyorsun. Baba kapistanında, sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz gidiyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah. Mekke çocukları, senin yanında annelerine seslenir miydi? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Evvaya? Kaç gece anne diye çıkardın efendim? Senin yerine anne dedik annemize. Senin yerine baba dedi. 25 yaşındasın ve bar başkasın. Kimse sana denk değil. Şeytan seni yoktur. Güven veriyorsun. Sen Muhammed'in hükmünüzsün. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel. Tencek benim. İnintiler çalıyor. Kapısını göktereyim. Hadi gel. Bekleç veren. Sinesi çatlayacak Resul Bekleyen. Hadi gel. Eylem. Yurduğuna davet var. İşte 40 yaşındasın, bir an urdağındasın, cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor. Sen kainatın yürekten hasretle kopan ahsın, karanlık gecelerinde sabahsın, sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kahvedeki ağlayışını biliyor gözüm üzerine. Amca, yolları ne çabuk hissettirdin bir işi. Haremde namaz kılışı geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda, o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tü Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızı. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, bir işin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki seni yurdundan? Himayesiz kaldın değil mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar kedi diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze Celle. Semaya ışık katlıyordu. Sen Allah diyordun. Aşağıda titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu avacatlarda. 125.000 sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah. Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demiştin onlara. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar.
kimselerin yok. Allah bizim İslam bunları da çok seviyor. 63 yaşındasın. Refik-i Ala doğasındasın. Senin için siyah günden çizgili bir cümle dokunmuştu. Çenemleri beyazdı. Onu giyerek ashabın yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerin sporuna bak. Görüyor musunuz ne kadar güzel demişti. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana bela olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye sevdik senden sevdiğini bile bile. İstendiğinde katiyen hain demediğini bile bile. Peki dedi o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinme nasibi olmadı. Haberler uçurmuştu Nebu Hüreyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi göçedik de ne malımız ne evladımız olsa diyecekler. Ve Hazreti Enes bile paylaştı üzerine. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerini görmeyi çok isterdim. Sultanım! Ey Nebi Nebi'nin beyinde! Ümmetin diye hüsnü giyer sevgili. Ey renkli mihrabında, alemler esnafına, Allah diyen sevgili. Bize hüsnü ilahi bahşedilen kapına biz çöktük ve devam ettik. Rabbinden bize ne getirdiyse amenna, duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Yani konuşurken başka işe uğraşmazdı. Soruyu sorduğu yanından ayrılmadı, işte onu tercih etmezdi. Peygamber ile bir kimse tokalaşırsa veya bir kimse tokalaşmak için elini uzattığında karşısındaki kişiyi çekmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekmezdi. Biriyle yüz yüze gelince de karşısındaki yüzünü çevirip ayrılmadıkça Resulullah o kimseden yüzünü çevirmezdi. Önünde oturan kimseye hiçbir zaman ayaklarını uzatmazdı. Karşılaştığı kimseye önce kendisi selam verirdi. Ashabıyla tokalaşmaya önce kendisi başlardı. Sahabilerine güzel ünvanlar verir. Hazreti Ali'ye Ebu Turab, bir başka sahabesi Ebu Hüreyre gibi lakaplar vermişti. Onlara şeref kazandırmak için hoşlanınca isimle çağırırdı. Kimsenin sözünü kesmezdi. Konuşmasını yerine bırakmazdı. Konuşulan kişi sözünü bitirmeden yahut gitmek üzere ayağa kalkmadan sohbetine devam ederdi. Resul-i Ekrem'e 10 sene hizmet etti. Vallahi bana öf bile demedi diyor Enes. Yapmakta geciktiğim veya yapmadığım bir emrinden dolayı beni azarlamadığı gibi ailesinden azarlayan olursa onlara da ona dokunmayın. Bu iş yapması takdir edilmiş olsaydı yapardı buyurmuştu. Bir gün bir iş için bir yere gitmemi emretti. Huzurlarına çıktıktan sonra sokakta birkaç çocuğun oynadığını gördüm ve onları seyretmeye davrandım. Derken arkadan birisi iki eliyle başımı tuttu. Döndüğümde baktım ki kendisi gülüyor. Bana Enes'ciğim sana söyledim yere gittim dedi. Hayır daha gitmedim gideceğim dedim. Ben ona senelerle hizmet ettim. Vallahi bir defa olsun yaptığım bir iş için niçin yaptım? Yapmadığım bir iş için de niçin yapmadım dediğini hatırlamıyorum diyorum. İşte peygamber ahlakı, işte peygamberin hoşgörüsü ve nezaketi. Bir başka özelliği peygamberimiz temizliğe vermiş olduğu riayet ki bildiğiniz gibi temizlik imandandır. Sözlü peygamberimiz hem kendi hayatında hem de Ya
çok teşekkür ederim. Durumdayız. Geliyorum, geliyorum. Ona geliyorum, geliyorum şimdi. Mesela çalışın diyor. Temizlikle ilgili ne diyor? Temiz olsun diyor. Ahlakla ilgili ne diyor? Yalan söylemesin. Başka neler diyor? Yalan söylemeyin. Peygamber Efendimiz'i çok seviyoruz. Ya Erhamer Rahim'in Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine bizi onun şefaatine mazhar, sünnetin ittibarından muvaffak, cennette adil ashabına komşu ile amin bi hürmet teyzeyi müsteyin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun.